Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videoda size liraya adeta darbe etkisinde bulunacak sıkıntılı bir konuyu anlatacağım. Ve rakamlarla, olaylarla bu işin nereye doğru gittiğini izah etmeye çalışacağım. Şimdi kıymetli arkadaşlarım 2018 yılına gidelim. Size bir takım rakamlar vermek istiyorum ki neden yani 2-3 yıl önce 2,5-3 lira olan dolar TL kuru şimdi 7 lira oldu. Aslında bunu çok güzel bir şekilde anlatıyor. Dedim ki 2018 ocağına gidelim. 2018'in ocağına gittiğimizde bakalım yabancı yatırımcıların ellerindeki Türk hisse senedi ve Türk tahvilinin stok rakamları ne kadar. Yani adamların ellerinde ne kadarlık Türk hissesi var? Ne kadarlık Türk tahvili var? Borçlanma kağıdı var. Hisseye baktığımızda 55.4 milyar dolarlık bir stokla karşı karşıyayız. Dönüp tahvile baktığımızda 32.7 milyar dolarlık bir stok var. Peki günümüze gelelim. En son Merkez Bankamız bu konuyla ilgili 12 Haziran'da bir veri açıkladı. 12 Haziran itibariyle baktığımızda hisse senedi stoğunun 23.4 milyar dolara indiğini görüyoruz. Yani 2018'e göre 32 milyar dolar azalmış. Tahvil stoğuna baktığımızda da 7.1 milyar dolarlık bir büyüklük karşımızda işte 2018'e göre de dile kolay 25 milyar dolarlık tahvilde bir azalma görüyoruz. Hem hisse hem tahvil ikisini birleştirdiğimizde 2018'e göre 57 milyar dolarlık stokta bir azalma var. Peki neden arkadaşlar? Bakın cevap çok basit. Sermaye ister iç sermaye, ister dış sermaye, kavganın dövüşün olmadığı yerde kalır. Eğer ortam gerginse oraya ne portföy yatırımı gider ne de direkt yatırımlar gider arkadaşlar. Peki şunu düşünelim. Türkiye'ye ele alalım. Türkiye'ye portföy yatırımı gelirse ne olur? Bakın olacak çok basit. Şu eğer Türkiye'nin tahvilini ve hisse senedini gelip yabancı yatırımcı alırsa ne olur? Türkiye'ye haliyle dolar girer. Dolar girdiğinde dolar TL kuru aşağıya doğru gitmez mi? Dolar bollaştığı için. Evet dolar tl kurumuz aşağıya doğru gider. Bu sadece kurun aşağı gitmesine sebebiyet vermedi. Bakın bütün videolarımda anlatıyorum. Türkiye imalat sanayi yabancı girdiye bağlı değil mi? Kur düştüğü zaman bu düşük kurdan girdi kullanan imalat sanayimiz ne yapar? Daha düşük maliyetli ürünler üretir ve bu ürünleri hem iç piyasada hem dış piyasada rahatlıkla satabilir. Özellikle iç piyasada bu ürünleri sattığı zaman ne olur? Yine işçi istihdam eder, işsizlik azalır. İşsizlik azaldığı zaman toplumda gelirler artar. Gelirler artınca harcamalar artar ve harcamalar arttığı zaman da bakın ekonominin çarkını çeviren büyük bir çemberin portföy yatırımlarıyla başladığını gördük. Değil mi? Bir portföy yatırımı döndü, nereye bağlandı arkadaşlar? Dolayısıyla burada kesinlikle bir ülkeye gelecek portföy yatırımları olumlu bir durumdur. Direkt yatırım düşünelim. Dedik ki güven olursa portföy yatırımı gelir ve direkt yatırım gelir. Direkt yatırım ne? Bir ülkeye fabrika kurmak ya da işletme açmak için gelen para diyoruz. E burada da adı üstünde değil mi? İşsizlik azalır, gelirler artar, yine harcamalar artar. Az önce anlattığım mekanizma burası için de geçerli. Çok güzel bir şey. Yabancı sermaye gelip burada fabrikalar kurduğu zaman bu Türkiye için harika bir durum. Peki ama... Ana şart şu. Hep altını çiziyoruz. Diyoruz ki mutlaka yabancı sermaye kavganın ve dövüşün olmadığı yeri tercih eder ve eğer bunun tersi varsa işte Türkiye örneğinde gördüğümüz gibi son 3 yıldır gerginlikler çok yüksek ülkede. Hem içeride hem dışarıda hem komşularla hem içimizde iktidar muhalefet falan derken ne oluyor? Yabancı sermayenin çıktığını görüyoruz. Elbette ki burada elimizde olmayan bir takım gelişmeler olabilir arkadaşlar. Mesela 15 Temmuz'da alçakça bir darbe girişiminde bulundular. E burada yabancı sermaye kaçtı mı? Kaçtı. Ama ertesi gün... E, Mehmet Şimşek hatırlıyorum yabancı yatırımcılarla konuştu ve eğer orada hükümet kendi içimizdeki gerginlikleri artıracak işlere girmeseydi girmeseydi iktidarla muhalefetle ya da başka projelerle inanın o çıkan yatırımcılar bir müddet sonra Türkiye'deki sükuneti, barışı, huzuru gördükten sonra tekrar geri gelirlerdi. Dolayısıyla arkadaşlarım burada güven önemli. Güveni sağlayan, güvenin çatısı, huzurun çatısı, barışın çatısı da nedir arkadaşlar? Hukuk sistemidir. Yani bütün bu e, sistemin çatısı hukuktur. Ve hukuk sisteminin de bağımsız bir şekilde işlediğini hem içerideki yatırımcılara hem dışarıdaki yatırımcılara göstermek zorundasınız. Neden? Çünkü eğer hukukun bağlı olduğu bir yer varsa... Oraya yabancı yatırımcı gelmez. Neden gelmez? Şunu düşünür der ki: "Ya burada hukuk iktidarın tek elinde ya da iktidar burayı çok etkiliyor. Savcılara, hakimlere karışabiliyor. O yüzden yarın öbür gün ben buraya geldiğimde bakın geçtim siyasi davaları. Bir ticari ihtilaf olduğunda bile eğer ben iktidardan yana olan birisiyle ihtilafa düşersem, burada hukuk acaba adil olabilir mi diye" Gönlünde soru işaretleri oluşmaya başlar, beyninde soru işaretleri oluşmaya başlar. İşte böyle soru işaretleri oluşan yerlere de haliyle yabancı sermaye gidip ne portföy yatırımında bulunur, ne de direkt yatırımda bulunur. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, burada e, hukuk sistemini iktidarların en az şekilde ellemesi, dokunması gerekir. Kendi lehlerine bir takım ameliyatların yapılmaması gerekir. Neden bunu söylüyorum? Bakın. Şimdi ülkemizde konuşulan bir konu var. Bu konu ne? Hükümetin yeni bir planı olduğu söyleniyor ve Türkiye Barolar Birliği'nin genel kuruluna delege seçim esasları değiştirilecek deniliyor ve yeni bir avukatlık kanununun hazırlandığı söyleniyor. Şimdi burada dedik ki hukuk çok hassas bir konu. Yani bu bırakın yatırımları, toplumun bütün kesimini ilgilendiriyor. Hukuk hepimize de lazım hukuktan hepimiz eşit şekilde faydalanıyoruz zamanı geldiğinde. O yüzden oranın çok pür, temiz ve saf bir şekilde kalması gerekiyor. Bakın şimdi avukatlık kanunu dedik ve bu avukatlık kanunu ne yazık ki dışarıdan Türkiye'ye bakıldığında Türkiye'nin imajını olumsuz bir yöne doğru çekiyor. Dedik ki zaten bir sürü badire geldi başımıza. Yanlışlıklar yapıyoruz. Yabancı yatırımcı dışarıya kaçtı. Ve bu kaçışa istinaden de dolar tl kuru belli bir yere geldi. Kur yükseldiği zaman imalat sanayi felç oluyor. Bakın hepsi birbiriyle bağlı. O yüzden şimdi... Yabancı yatırımcının Türkiye'ye bakışını bozacak yeni işlere girmememiz lazım. Neden? Bakın hani diyoruz yeni bir avukatlık kanunu var. Buradaki kanuna İstanbul Barosu itiraz ediyor mesela. Birçok baro itiraz ediyor ama İstanbul Barosu'nun itirazları 3 noktada toplanıyor. Diyorlar ki birincisi normalde barolar ve Türkiye Barolar Birliği hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak görevine sahiptir. Ve bu görev çerçevesinde hukukun üstünlüğü ve insan hakları ihlali olduğunda dava açarız ve davalara katılma yetkisi bizde otomatik olarak vardır diyor. Şimdi değerli arkadaşlarım yeni kanunda bunun yasaklandığı bir durumla karşılaşacağız. E o zaman savunma hakkı azalan insanların, yatırımcıların Türkiye'de kalması mümkün olabilir mi? Bakın burada olay şu birisi insan haklı ihlaline maruz kaldığında Baro diyor ki ben gideceğim bunu savunacağım diyor. Bu gayet demokratik bir davranış. Burada eğer siz şunu düşünüyorsanız, eğer böyle bir düşünce varsa diyorum, hani var mı yok mu bilmiyorum ama varsa eğer, bu çok yanlış. Ya ben işte iktidarım, e, muhalefet yapanlar var. Bunları elimden geldiği kadar savunmadan uzaklaştırayım, barolardan uzaklaştırayım. Avukatlarla, hukuki korumalarla. E, aralarındaki köprüleri kesecek işlere gireyim diyorsanız siyaseten bu çok yanlış. Neden? Bunu yaptığınız anda siyaseten aldığınız bir karardır kendinizi güçlendirmek için. Ama döner ekonomiyi vurur. Döner yabancı yatırımcıları vurur. İmajını bozarsınız bu ülkenin. Size çok daha büyük e, zararları dokunur ekonomi açısından. İkinci nokta şu, siyaseti de geçtik. Ee, en çok oyu alanın seçilmesini engelleyen bir düzenleme yapılacağı söyleniliyor burada. E bu da barolarda gruplaşmanın hiziplerin ve belki de tarikatlaşmanın yolunu açacak deniliyor. Hiç ihtiyacımız olmayan bir şey. Sınıf başkanı bile seçerken ilkokulda en çok oyu alan sınıf başkanı oluyordu. Dolayısıyla en çok oyu alanın baro yönetimine girmesinden daha doğal ne olabilir arkadaşlar? Ve üçüncü noktada en kalabalık barolarla az üyeli barolar arasında fark kalmıyor deniliyor. Benim bildiğim İstanbul Barosu'nun 40 binden fazla üyesi var arkadaşlar. E yani şimdi 500 tane üyesi olan baroyla da Allah aşkına yani 40 bin avukat olan İstanbul Barosu'nun denk olması aynı e, durumda olmasını bekleyemezsiniz. Yani bu hakka da aykırı olan bir durumdur. Dolayısıyla toparlayalım arkadaşlarım. Bakın bu ülkemizin dış imajını bozar. Türk lirasına yeni bir darbe vurur. Nasıl vurur bu darbeyi? Yabancı yatırımcılar öyle bir anda kaçmaz. Ama imajı bozduğunuz zaman usul usul gider. Ya da adamın Türkiye'ye gelme potansiyeli varsa bu potansiyeli engellersiniz. Bu da kötü sıkıntılı bir şeydir. Türk lirası bugün çok büyük bir değer kaybı yaşamış durumda zaten. Ülkede hukuk sistemi üzerinde ameliyatlar yapmak demek dışarıya ne gibi bir mesaj verir dedik? Türkiye'nin demokrasiden uzaklaştığına dair bir mesaj verir. Arkadaşlarım demokrasiden uzaklaşan ülkeler önce siyaseten yalnız kalırlar, daha sonra da iktisadi olarak yalnız kalırlar ve ülke fakirliğe girer, refah seviyesini bir şekilde düşürür. Bu işe karşı çıkan baro başkanlarına Geceleyin mesela polisin müdahale ettiğine dair haberler çıktı. E burada yabancı yatırımcı olsa bu tabloyu görse şunu demez mi ya bu bunlar baro başkanı yani bildiğin sıradan avukat da değil baro başkanı avukatların oy verdiği o ildeki en e, bir numara avukat baro başkanı olmuş. Polis buna dalıyorsa yarın öbür gün ben geldiğimde yani beni parçalarıma ayırmaz mı kardeşim diye korkar yani adam. O yüzden Burada dışarıya verdiğimiz imajı da çok iyi bir şekilde vermemiz lazım. Demokratik yürüyüşlere engel olmamamız lazım. Bu demokratik yürüyüş trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürecek, ülkenin ulusun güvenliğini tehlikeye düşürecek yürüyüşler değil ki arkadaşlar. Bunların karşısına çevik kuvveti çıkartıyoruz ya da itişmeler, kakışmalar oluşuyor. O yüzden burada demokratik hakların bir şekilde dile getirilmesinin önünde olmamamız gerekir ki İmajımız bozulmasın diyorum. Dolayısıyla arkadaşlarım, bizim ihtiyacımız olan tek şey demokrasi ve barıştır. Demokrasi ve barış AKP'li arkadaşıma da, HDP'li arkadaşıma da, CHP'li, İyi Partili arkadaşıma da lazımdır. Yarın öbür gün buna hepimizin, hukuka hepimizin ihtiyacı olur. O yüzden hukuk birinin birilerinin olmaz. Hukuk tarafsız kalacak arkadaşlar. Ve tarafsız kaldığı sürece ülke demokratik ve bir barış cumhuriyeti olduğu sürece biz iş bulabiliriz, aç bulabiliriz, zengin olabiliriz. Bunu yapamazsak arkadaşlar ilk önce Türk lirası bir darbe yer. Ondan sonra da reel ekonomi yavaş yavaş kendi içine kapanmaya başlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.